Şimdi yeni bir video söyledi arkadaşlar. Ben izlemedim. Onu verir misin Ahmet? Ümit Gamze'nin kulağına küpe takıyormuş. Sesi evet. Var mı? Yani bir yıldır hiçbir şey yok. Bir de bu videoları biz gizli kimsenin telefonunu alıp şifresini kırıp falan almıyoruz yani. Bunları yayınlıyorlar. Emrah da var oradaki. Oğlu Emrah da var. Şu küpeyi bir daha bir göreyim. Almış küpeleri gösteriyor. Bak orada bir küçük çocuk var. Emrah da var orada bak. Dur. Sıdıkan'ın doğurduğu çocuk var. Bak dipten çıkıyor bak kenardan. Gözlere bak. Bak bak bak. Sesi de versene Ahmetciğim. Bu olacak ya. İş değil ya. Hani çok rezillik ay gördüm aşkım bu programda. Batsın. Bitti dedim. Aşkım batsın. Bir biber onu iki dur, üç tane çocuk paylaşıyordu da. Yani bu olacak iş mi? Buna benim şeyim almıyor yani. İçim almıyor. Kurban oluyorum canını sıktım. Dayanamıyorum çok yazık olmuş. Ben. Dayanamıyorum ben. Çok yazık ne olmuş. Ne yapıyorum çok. Ben? Nereye gideyim ben? Allah'ım! Niye gösterdin beni canım alaydı da buradan göstermeseydin bana? Çok yazık olmuş. Beni ziyan ediyorum. Ben kahrediyorum. Benim üç tane yavrum öksüz kaldı. Ne yapıyor bunlar? Bunlar daha mı kurtulacak? Ben kafayı yiyeceğim. Ne duruyorum? Ben izlemek istemiyorum. Ne diyor? Benim çocuğumu? Allah'ım! Ben izlemek istemiyorum. Benim çocuğumu bir tane aldım mı diyor. Bunları nerede paylaşıyorlar? Bir biberon almadı. Üç tane yavrusuna bir etik almadı. Bir biberonu üç çocuk paylaşıyordu. Benim kızıma yapmadı bunları. Allah belanızı versin de. Birecek, Allah'ım müebbet aldarsan size. Cüneyt dersen. Benim yavrum çıkıyor bunlar ne iş yapıyor. Etleriniz çürüsün orada. Allah'ım yarabbim ben dayanamıyorum. Müge abla ne olur. Ne olur ben dayanamıyorum. Çok haklısın. Ama dur biraz daha yapmayın, sakin ol. Biraz daha dişini sık lütfen. Yapmayın. Benim ciğerlerim yanıyor. Öyle mi? Aa, bakın altın küpe getirme videosunun tarihi 24 Nisan. Al işte. Yani 8 Ocak'ta. Babzaneden kurtulur kurtulmaz. Kız hastaneye yatıyor. Vay, 24 Nisan. Yapmış. Vay. Abla, ben Ocak, Şubat, Mart. Dur ablacığım bir saniye. Bir dakika ve yanında üç çocuklar da var. 3,5 ay. Ya arkadaşlar, oldu bir şey, kadın yattı. Sen de istediğin hayatı sürdün. Şimdi biz nereden bilebiliriz onların ay evinin içinden hayat sürdüğünü? Yani bunu yayınlamanın ne şeyi nedir? Var. Bunun mantığı nedir? Bana hadi birisi bütün söyler bütün bunları yaşıyorsun, bütün bu duygular içindesin. Ama bunu başkasına göstermek, orada hasta yatağında yatan, ölümle pençeleşen bir kadını yok saymak, ki onlar çocuklarının annesi. Ve hala nikahlı da eşin yani. Evet. Çocuklarının da annesi. Nikahlı eşin. Orada da yanında o ona kelepçe vurulduğunda da biz göbek atacağız. Sen merak etme. Anlamak ya mümkün ben, değil. Ben merak ediyorum da gerçekten bütün bunları siz cinayeti falan bir yere bırakın. Ya bütün bunların hiç cezası yok mu? Olmaz mı? Yani, bunların cezası dediğin, yok mu? Ya hala geziyorlar. Hayır ben şunu merak ediyorum yani. Rahmi Bey. Bakın bunu çok samimi söylüyorum. Ve yine lafımın arkasındayım. Bizim sosyal, belki de ilkokul 1 ya da 2'de ilk öğrendiğimiz şey, 2. sınıftadır herhalde. İlk öğrendiğimiz şey ailedir. Anne, baba çocuklardan oluşur diye. Benim aklımda böyle bir kutunun içinde. Çekirdek aile. Anne, baba çocuklardan oluşan işte kişilere aile denir. Evet. Şimdi bak yine söylüyorum, bu aile mefhumunun altına birileri dinamit koyuyor. Bu evet. Sosyal medyada da işte bu paylaşımlarla da biz aslında bunu çok güzel görüyoruz. Bak eskiden sosyal medya yoktu, bence biz bir şey bilmiyorduk. Şimdi bu sosyal medyayla daha net her şeyi görüyoruz. O zaman resmi nikahın ben anlamı ne? Yani şimdi eğer sen bunu yapabileceksen başka kadınlarla bunları yayınlayabileceksen, şunu yapacaksan, peki bu kadının resmi nikahı üç çocuk doğurmasının anlamı neydi? Yani maalesef bir defa ahlaka sığmıyor, hukukta da cezai meydesi olmasa dahi bu bir kabahat sınıfına girer. Yani suç olmasa da kabahat sınıfına giren bir durum vardır. Dolayısıyla o kabahatın da bir hukuki meydesi vardır.
Yani ve yoksa da olmalı. Sosyal medyası da vardır, olması lazım. Yani yoksa da olmalı, evet. Bilmiyorum. Evet. Hani ben bunu yani, ama bu böyle olmaz yani. Resmi nikahlı karın hastanede can çekişirken sen kalk sevgilinle, metresinle o karının, zavallı kadının kıyafetlerini de metresine giydir, kulaklarına küpe tak. Ondan sonra göbek at. Bunun, dur bakayım. Bir yani dur. Bir defa insan olarak bunu yapmamak lazım. Bırakın ahlakı, hukuku, edebi. Eğer insanlık duygusu varsa böyle bir şeyi kabul etmek sonra da Allah değil. Bilecek. Allah görüyor işte her şeyi. Tabii ki Allah görüyor, Allah'a havale ediyoruz. Allah, biz de havale ediyoruz hepimiz. Hadi bakalım kimin havalesi tutacak? Vallahi de demin havale sizin söylediğinize ben de iştirak ediyorum. Bak, İlahi adalete inanıyoruz ama beşeri adaletin de herkesin görmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın yanındaki ilahi adalet, tamam, o mutlaka yerini bulur, kabul ediyoruz. Ama insanlar yaptıkları hataların, işledikleri suçların cezalarını bu dünyada da çekmeliler. Vallahi kimse de bu mağdur olanlar da gemi azıya almasın bunu yani. Görecekler. Mağdur olanlar da karşı tarafın yaptığı suç, işlediği olaydan dolayı cezasını çektiğini görecek ki biraz da kendine ediyorsun. Bu şekilde yaparak kendini bu adam mı zannediyorsun? Şu ablamın pastanın önüne gelende çocuk ablamın büyük oğlu Emrah. Görmüyor mu onu? Küçük çocuk. Çocuğun annesi hastanede. Hastanede. Hayır, görüyorlar. Bir dur ne olur. O hastanede burada babası bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Ben de yine soruyorum. Verin o küpe şeyini ve size soruyorum. Diyorum ki Sıdıka'nın ölümü kime yaradı? İzleyin bu videoyu. Biz alın ekrandan. İzle. Kime yaradı Sıdıka'nın ölümü? Bakma bayram sen. Dur bir dakika ablacığım ya. Olacak iş değil ya. Hiç böyle de... Çok yüzsüzünü de gördük. Hiç kusura bakmayın. Yüzüne gel, yüzüne de söylerim. Ben böyle bir şey görmedim. Bu senin karın, üç çocuğun annesi can çekişirken kadın konuşamıyor bile. Saçı başı kesilmiş diye teyzesi diyor ki hepimiz saçını kestik. Halası. Halasıyım be. Halası. Ablamın saçı yok diye saçımı küt kestirdim. Buraya kadar saçımı kestirdim. Ablamın saçı yok diye. Saçlarımızı ablam kestik. Ablam şimdi şu anda mezarda canlı yanımızda olmak varken mezarda çürüyor. Ben ablamın fotoğraflarına bakılarak geçiniyorum. Ben devamlı her gece, her saat, her zaman ablamın fotoğraflarına bakılarak geçiniyorum. Bir de yavrusunu kokuluyoruz da yatıyoruz biz onun. Ablamın en küçük çocuğu bana teyze anne diyor. Annesine anne demek varken de bana niye anne desin? Dün çocuklar biz ne zaman bir araya geleceğiz abimle kardeşimle? Beni teyze sen aldın. Birimizi de anneannem aldı. Abim ne zaman gelecek diye ağladı çocuk. Abim nerede, biz ne zaman bir araya geleceğiz? Bütün fotoğrafları gelmiş. Yani nispet yapar gibi de. Orada nişan şeyi. Nişan fotoğrafları. Evet, nişan fotoğrafı ilk istedilerdi. Yazık. Çok yazık. Çok yazık yavruma. Yazık. Vallahi hiç kimse içinde değmez hanımlar ya. Yani hepimiz aynı hataları yapıyoruz da hiç kimse için değmeyeceğini, eğer yine dün söylediğimi söylüyorum, eğer aldatılıyorsanız, ihanete uğruyorsanız ve üzülüyorsanız bunun kabahatçisi siz değilsiniz. Size kabahat bulmak isteyenlere de buna asla katılmayın yani. Ben onu yaptım da ben onu yapmadım da o beni aldattı da. Hayır, o ahlaksız olduğu için aldattı. Senin ne yapıp yapmadığınla alakası yoktu. Sen olmasan başkasıyla da olsa yine aynısını yapacaktı. Ayrılmak isteyen adam gider karısının, çoluğunun, çocuğunun evini, barkının nafakasını ayarlar. Gider istediği hayatı yaşar. Ben aynısını kadınlar için de söylüyorum. Eşinden ayrılmak mı istiyorsun kardeşim? O zaman bir bakacaksın önce bir durumuna. Öyle 10 tane çocuk da yapmayacaksın. Gidiyorsan da kocandan memnun değilse o çocuğu da o memnun olmadığın kocaya bırakmayacaksın. Senin arkandan benim çocuğuma ne yapar diye düşüneceksin. İşini gücünü kurarsın. Alırsın çocuğunu gidersin. Ama böyle ben kocadan kocaya giden kadına da çok kızıyorum. Buradan bazen şey yapıyorlar, bir de kocasına niye beni arıyorsun? Aramasın mı adam seni? Sen adamın nikahlı karısısın yani. Öldün mü kaldın mı diye arıyor. Bir de adama kızıyanlar var ya. Bu da aynı ya. Ama bu artık nedir, ben hiç anlamadım. Bu kadarını pes ama pes etmeyeceğim yani. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu pes değil. İnsanda da biraz... O yardım ve yataklar, yataklık şey olur yapanların yani. Da ciğeri yansın ben gibi inşallah.
Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.